Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ersin Yekin. Bugün arkadaşlar Wolf Team'de çok güzel bir değişim oldu arkadaşlar. Güzel bir güncelleme geldi. Ne bu? İkinci şifremiz. Arkadaşlar bugün yanımda çağı çalınan ve eşyalara atılan bir kardeşimiz var. Bir mağdurumuz var. Sergen var. Hoş geldin kanka. Hoş da eskiden. Eskiden de. Şimdi artık bundan sonra arkadaşlar işler bayağı bir zorlaştı. Şu an Latino'da yapılan bir güncelleme bu. Gelen Yama'da böyle bir olay var. İkinci şifre olayı var. Mesela ben buradan arkadaşlar şifremi oluşturdum. Tamam mı? Kendi evimin dışında farklı bir IP'den girildiğinde o şifreyi istiyor. Ve o kişi giremiyor. Şifremi bilse bile giremeyecek. Ve çarı ne boşaltabilir ne çalabilir bir şey yapabilir. Tamam mı? O konuda çok güzel bir özellik getirilmiş. Örneğin arkadaşlar. Todos diyelim 3'e girmeye çalıştım. Böyle bir şifre olayı geliyor karşınıza. Hani yeni yapacaklar için söylüyorum. Örneğin diyelim ben şifreyi ne yaptım? 5877. Okey diyorum. Bir kez daha 5877. Kanki tamam yazıyormuş zaten. Şuraya da ismimizi tekrardan giriyoruz bu şekilde. Alt kısma. Ve bunu onaylıyoruz arkadaşlar. Şifre basit bir şifre oldu ve şu an oyuna giriyor. Örneğin bir odaya gireceğiz. Mesela Sergen şu an kendi evinden denese ben onun hesabını çalmış olurum. Tamam mı? Sergen giremez. Ben ona bu şifreyi vermeden giremez ve Sergen yine mağdur. Yine aynı şeyle karşılaştı. Kanka kusura bakma. Çarım çalındı değilim. O ne oluyor? Kanka şu an zaten aldım ben. Hani bendeki şey demek istiyorum. Şimdi o şifreyi ben biliyorum. Evet. Tamam. Evet. Ama çarımın giriş adresinin şifresini değiştirdiler. MSN yok. Ne oluyor? Ne o girebiliyor ne ben mi girebiliyorum? Kanka galiba öyle bir şey olacak. Ama Latino şeye izin vermiyor ya. MSN'siz çar olayına izin vermiyor. Ne oyunda yazı yazabiliyorsun ne bir şey. Ve ileride de artık oyuna gir... MSN şifreni unuttun diyelim. He. Kanka o çok zor ya. O hiçbir yerde geçerli değil. Buga soktun harbi diyorum. Arkadaşlar buga girdim Sergen sorusuyla. Şimdi yani bu olay şu kanka. Sen evinden giriyorsun ya. Senin diyelim şifreni birisi buldu. ID'ni buldu. Hani senin evinin IP'si dışında kanka. Şu bilgisayarın IP'si dışında hiçbir yerden giriş yapamaz. Girdiği an bu şifre karşısına çıkacak. Mesela ben arkadaşlar şu an girdim ya. Bana bir daha sormayacak bunu. Çünkü bunu kendi çarımda denedim. Ersin2'nin TR'de denedim. Orada girdiğimde ikinci kez kapattım. Açtım, girmeye çalıştım. Normal dümdüz girdi. O yüzden şu an oradan görmüyorsunuz. Orada deneme yaptım. Burada da göstermek istedim. Sergen şimdi kendi evinden girmeye çalıştığında bu çara benim şu an kurduğum şifreyi isteyecek. Ben ona vermediğim takdirde bu çara el koymuş olacağım. Ama tabii şöyle de bir şey var kanki. Zaten adamlar yazmış şifreyi oluşturduğunda üstte İspanyolca yazılar vardı. Eğer ki kaybederseniz şifrenizi bize ulaşın diye bir not bırakmışlar. Sergen'in dediği MSN şifre olayı eğer ki unutmadıysanız oradan tekrardan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bir şey soracağım sana. Heh. Sen şimdi bir envantere girip ben o silah slotlarını açmış mıyım? Bir baksana açıyorum. Sergen ben bir şey diyeceğim. Heh. Oğlum bunlar ne? Ne? Senin hesap ne lan böyle? Silah slotları açık mı? Oğlum o değil de sen hediye kutusundan haberin var mı? Yok. Harbi mi diyorsun? Vallahi. Sen ne zamandan beri girmiyorsun kanka? Yani aylardan beri girmiyorum. Silah slotları açık. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Aylardan beri girmediğin için büyük ihtimal gelmiş. Oha! Oğlum kanka, bunlar ne? Onları bırak. Kanka ne gelmiş biliyor musun? Ne gelmiş? Kanki bak. Nakitli FT 100'er tane bak. 100'er tane nakitli FT. S4 neydi bu kanka? Gizemli kutu 4'ten bir sürü gelmiş. 7 günlük kara pençem var. KP kutusu var kanki 10 tane. Tazmanya kurtları 3'er adet. Kırmızı ve mavi takım. Onun dışında ninja karakterleri 7'şer gün. Tamam mı? Mavideki kırmızıdaki Viper kanka 7 gün. Legend 3 gün. 300 bin GP vermiş. Onun dışında bu ne? Ha, Monthly Box 2. Bundan 2 adet. IQ47 Elite 7 gün. Oha çara bak. Kanka peki, hayırdır? Silah slotum açık mı? Bir söylesene. Bakalım. Silah slotun açık. Tamam o çarı sakın şifresini unutma. Ağzını yüzünü kıralım seni. Kanka şifresini unutmam da vermem de yani. Bu hesabı gördükten sonra ben niye vereyim? Şuraya bak.
Kanki bu şifreyi girdik diye mi verdiler lan? Hayırdır? Kaç aydır girmiyorsun sen bunu? Vallahi bilmiyorum, bayağı da girmemedi. Vay be. Süper. Neyse arkadaşlar, şimdi bu kısmı geçeceğiz. Hani karanlık giriş haritası gelecekti herhalde, aşamasını tam bitiremediler. O gelmedi çünkü baktım, göremedim. Aynen, görünmüyor şu an, karanlık değil. Tabii bunda farklı değişiklikler var, gelirse gösteririm arkadaşlar çok isterseniz. Bunun dışında bir de arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var. Perdijital.com'da arkadaşlar bir çekilişimiz olacak, onu söyleyeyim. Ben açıklamaya bir link koyacağım, tamam mı? Hemen açıklamada veya yoruma da koyabilirim, sabitleyebilirim bunu. Arkadaşlar yapmanız gereken nedir? Orada çekilişe katılmak. Tabii çekilişe katılırken arkadaşlar linke tıkladığınızda bir de kaydolmanız gerekiyor ki hani biz çekiliş yaparken sizin sol üstteki referans numaranız çıksın. Referans numarasından arkadaşlar ilkin 5 kişilik yapacağım arkadaşlar. İlkin 5 kişiye 10.000 JP olmak üzere yani 50.000 JP vereceğim. Habire çekiliş etkinlik diyordunuz ya. Bu sefer harbiden yapacağız onu. Sergen sen de katılmak ister misin kanka bu çekilişe? Ben katıldım hızlı. Çok hızlı. Yani siz, ben bunu düzenlerken zaten koyacağım. Sergen de erkenden katılır. Arkadaşlar dediğim gibi ben açıklamaya bir link koyacağım. O linke tıklayarak kaydolacaksınız. Hem kaydolacaksınız hem de çekilişe katılarak referans numaranız çıkacak. Ben de çekilişi büyük ihtimal canlı yayında yaparım. Tamam mı? Canlı yayına gelin kesin. Katılanlar canlı yayında pusuda kalın. Kaçta başlarız yayına? 6'yı belki 10 geçe 15 geçe falan başlarım kanka. Öyle diyorum ben. 6'yı çeyrek geçe arkadaşlar başlarız. Belki Sergen de gelir. Beraber yaparız. Orada da ben çekilişi yapacağım. 5 kişiye de JP'sini ya yayında yollarım ya da yayından sonra o şekilde yollamak üzere yaparız. Kesinlikle katılmayı unutmayın. Diyoruz ve Sergen ne diyorsun kanka? Valla bundan sonra kimse şey üzülmesin, çağırıp boşalıyorum diye. Tamam mı? He. Klan, sen şeyi söylemeyi unuttun lan. Klanı da şey yapamıyorlar. Klanı da başkasını da devredemiyorlar şifreyi girmeden. Emin misin? Aynen. Klanın var mı şu an? Yok, klanım yok da başkasına devredemiyorsun şifreyi girmeden. Ha öyle mi? Öyle. Ben onu araştırmıştım. Ha onu bilmiyordum. Ben şey olayını merak ediyordum kanka. Hani eğer bir eşyanızı attığınızda yazacak mı diye. Hani onu merak ediyordum. Senin eşyan var mı kanki? Kullan işte hediye kutusundan bir tanesini atmaya çalışacağım. Bir eşya bakacağım arkadaşlar. Bakalım atılıyor mu? Ama kanki sende de eşya yok ki. Şimdi benim burayı doldurmam lazım. Senin altının yetmez ha. Öyle değil lan. Ne? Bir tane eşya atmaya kalksan yeter zaten. Ama kanka hani çar boş ya, o yüzden atma seçeneği şu an kapalı. Atamıyorum. Aynen. Evet. Türkiye'de öyle ama. Şu an burada da öyle işte kanki. Şu an atma seçeneği aktif değil arkadaşlar. Ben onu kendi çarımda mı denesem ya? Arkadaşlar ben o kısmı kendi çarımda deneyeyim. Bakayım hani atılabiliyor mu, atılamıyor mu? Çünkü aslında o olsa daha güzel olur gibime geliyor. Ama kanka bunu herhalde karşı taraftan biri mi denemeli ya? Çünkü ben hani girdim ya şifreyi. Galiba bunu senin denemen gerekiyor. Yani karşı taraftan birisi denemesi gerekiyor galiba arkadaşlar. Olmadı kendi hesabımdan da denerim ben. Oradan da bir bakarım. Atma olayı hani aktifleşiyor mu? Kendi hesabımla hani kendi IP'mle atabilirim. Öyle de bir durum var. Ama karşı takımdan birisi atabilir mi? Asıl benim sıkıntım o. Hani girse bile diyelim başka IP'den girdi. Şifreyi yazdı. Atma kısmına geldi. Eşyayı atmaya çalıştı. Acaba yine şifre isteyecek mi? Onu merak ettim. Ama kendi hesabımdan bir deneyeceğim. Bakalım bende çıkıyor mu o özellik. Dışarıda hiçbir şey yok. Bayağıdır yenilik gelmedi biliyorsunuz. En son Tazmanya kurdu gelmişti. Onun dışında bir yenilik gelmedi. Şöyle. Arkadaşlar bu uygulamayı beğendiyseniz videoya bir like atmayı unutmayalım. Şöyle bomba da alalım. Hani çarı biraz dolduralım ki. Bunlar altınlı zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bunları hemen altınla böyle alalım. Altınımı bitirdim ya bak. Şimdi asıl merak ettiğim şey bir eşyayı attığımızda acaba benden şifre isteyecek mi? Bunu merak ediyorum harbiden. Hiç istemedi lan. Bu ne lan? Bu saçma olmuş ya. Lan ben bunun olmasını istiyordum ama ya. Çünkü çar boşaltılmaları çok fazla var. Hani şu güzel bir önlem olabilirdi ya.
Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.